Bu videoda rasyonel bir fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışacağız. Rasyonel fonksiyon payı ve paydası olan yani bir kesirden oluşan bir fonksiyondur. Payında bir polinom mesela x kare paydada da bir polinom yazalım o da mesela x kare eksi 16 olsun. Peki. Bu fonksiyonun grafiğini birkaç tane x ve y çiftini bulduktan sonra noktaları birleştirerek çizebiliriz. Grafik çizen bir hesap makinesi de zaten aynen bunu yapacaktır ama bu videoda az önce bahsettiğim x y çiftlerini bulmadan önce bu grafiğin temel özelliklerini incelemek istiyorum. Bunun için x çok ama çok büyük değerler. Evet x çok ama çok büyük ya da çok ama çok küçük değerler aldığında başka bir değişle x'in büyüklüğü yani mutlak değeri evet mutlak değeri çok büyüdüğünde sonsuza yaklaştığında neler olacağına bakacağız. x pozitif ya da negatif yönde çok büyük değerler aldığında bu fonksiyonun değeri nasıl değişir? Ne dersiniz? Hemen hesap makinemizi çıkaralım. Grafik çizmeden bazı değerleri deneyelim, tamam mı? Peki Mesela x 10'a eşit olduğunda bakalım neler olacak. Aynı şey eksi 10 için de geçerli olacak. Çünkü eksi 10'un karesini aldığımızda da aynı 10'un karesini almış gibi 100 elde edeceğiz öyle değil mi? Burada da eksi 10'un karesi yine 100'dür. Demek istediğim x'in karesini aldığımız için pozitif yönde ya da negatif yönde x'in giderek büyüyen değerleri için fonksiyonun alacağı değer aynı olacaktır. Anlaştık mı? Haydi birkaç tane değer verelim ve neler olacak? Birlikte görelim. 10'un karesi bölü 10'un karesi eksi 16 bölü 10'un karesi eksi 16. Evet sonuç 1,19. x biraz daha büyütülecek olursa. x burada 10'a eşitti. Peki ya 100'e eşit olursa? 100'ün karesi bölü 100'ün karesi eksi 16. Görüyorsunuz 1 1'e biraz daha yaklaştık değil mi? x 10 iken y 1,19'du. x 100 iken de 100'ün karesi bölü 100'ün karesi eksi 16'dan 1,0016 elde ettik. Hadi bir de 1000'i deneyelim. 1000'in ee, karesi bölü 1000'in karesi eksi 16. 1'e daha da yaklaştık. Gördüğünüz gibi x'in büyüklüğü arttıkça y e giderek 1'e yaklaşıyor. Az önce de söylediğim gibi söz konusu olan değerler negatif değerler olsaydı da aynı sonuçları elde edecektik. Çünkü eksi 10'un karesi bölü eksi 10'un karesi eksi 16'nın sonucu da 1,19 olacaktı. Negatif sayıların karelerini alınca pozitif sonuçlar buluruz öyle değil mi? Evet x'in çok ama çok büyük ya da çok küçük değerleri için y'nin 1'e yaklaştığını bulduk. İsterseniz x eşittir 1 milyonu da deneyin. 1'e daha da yakın bir değer elde edeceğinizi göreceksiniz. X'in büyüklüğü, mutlak değeri ya da orijinden olan uzaklığı sonsuza yaklaştıkça y de 1'e yaklaşıyormuş. O halde bu fonksiyonun grafiğinin de y eşittir 1 doğrusuna yaklaşacağını söyleyebilirsiniz. Hemen y eşittir 1 doğrusunu şöylece çiziyorum. Güzel. Bu doğru fonksiyonun grafiği değil de fonksiyonun yaklaştığı doğru olduğu için kesikli çizgilerle çizdim. İşte y eşittir 1 doğrusu. Şimdi elimizde bir değere ya da doğruya yaklaşan ama asla değmeyen bir fonksiyon var. Evet, fonksiyonumuz y eşittir 1'e yaklaşacak, yaklaşacak ama asla değmeyecek. Fonksiyonun y eşittir 1'den olan uzaklığı giderek 0'a yaklaşacak ama asla 0 olmayacak. Bu fikre, daha doğrusu fonksiyonun yaklaştığı doğrulara asimtot adı verilir. Not ediyorum, asimtot. Evet, Grafiği çizdiğimizde daha açık olacak. Biraz sonra bunu net olarak göreceksiniz. Bu doğru yatay bir doğru olduğundan özel olarak yatay asimtot adı verilecek. Not edelim bunu da yatay asimtot. Evet. Fonksiyonun negatif yönde ya da pozitif yönde yaklaştığı doğruya ne denirmiş? Tekrar yatay asimtot. Şimdi de bu fonksiyonun diğer ilgi çekici özelliklerine değinelim. Burada bir kareler farkı olduğunu gördünüz değil mi? Bu x artı 4 çarpı x eksi 4'e eşit. Hemen bunu da not edelim eşittir. x kare bölü x artı 4 çarpı x eksi 4. Peki, bana x'in değeri eksi 4'e ya da 4'e yaklaşırken ne olacağını söyleyebilir misiniz? İsterseniz önce bu değerlerde ne olacağına bakalım. x 4'e eşitken, buradaki terim 0'a eşit olur ve 0'a bölme işlemi yapamayız. Aynı şekilde x eksi 4'e eşitken de bu terim 0'a eşit olacağı için yine 0'a bölüyor oluruz, öyle değil mi? Evet, bu terim 0 olur ve yine tekrarlıyorum, 0'a bölemeyiz. O halde... Bu fonksiyon x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 noktalarında tanımsızdır yazabiliriz. Bu değerlerde payda sıfıra eşit olduğu ve bunu yapamayacağımız için fonksiyon tanımsızdır yazıyorum. Peki bu değerlere yaklaştığımızda ne olur dersiniz? Yazıyorum x eksi 4'e yaklaşırken ne olur? Evet, haydi x eksi 4'e yaklaşırken neler olduğunu hep birlikte görelim. Önce eksi 4'e negatif yönden yaklaştığımızı düşüneceğiz. Yani soldan yaklaşacağız. Hesap makinesini çıkaralım. Evet, negatif yönden yaklaşıyorduk. O halde ilk olarak eksi 4 virgül 1'i deneyelim. Eksi 4 virgül 1'in karesi bölü. Eksi 4 virgül 1'in karesi, evet, eksi 16. Bir bakalım, 20 virgül 75 ediyor. Eksi 4'e biraz daha yaklaşalım. Şu son işlemi kopyalayayım ve eksi 4 virgül 1 yerine eksi 4 virgül 0 1 yazayım. Evet, eksi 4 virgül 1 yerine eksi 4 virgül 0 1 koyuyorum. Buraya da aynısını yaptık. Sonuç 200 küsür. Gördüğünüz gibi giderek artan değerler elde ediyoruz. Eksi 4 virgül 0 0 1'i de deneyelim ne dersiniz? Hadi Olmadı, olmadı bir saniye. Evet ne demiştik? Eksi 4,01 yerine eksi 4,001'i deneyecektik öyle değil mi? Tamam. Buraya da yazalım. Tamam ve bu sefer de iki bin küsür bulduk. Evet, eksi dörde negatif yönden yaklaşırken gördüğünüz gibi giderek artan değerlerle karşılaşıyoruz. Eksi dört virgül sıfır 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 biri denerseniz daha da büyük bir değer elde edeceğinizi göreceksiniz. Eksi dört virgül sıfır 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 biri denediğinizde muhtemelen yirmi bin bulacak ve bu şekilde devam edeceksiniz. Daha da büyük sonuçlar elde edeceksiniz. Özetlemek gerekirse x eksi dörde yaklaşırken y'nin sonsuza yaklaştığını söyleyebiliriz. Giderek artan değerler elde ediyoruz ama x'in hiçbir zaman eksi 4'e eşit olmayacağının altını bir kere daha çizmek istiyorum. Neden? Çünkü fonksiyon orada tanımsızdı. Payda 0 oluyordu öyle değil mi? x eksi 4'e eşit olmayacak anlaştık mı? Peki. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4. Eksi 4'e eşit olmayacağı için x eşittir eksi 4 doğrusunu kesikli çizgilerle çiziyorum. Evet x eşittir eksi 4. Fonksiyon buna eşit olmayacak ama x'in eksi 4'e yakın değerleri için negatif yönden yaklaşırken eksi 4,1, eksi 4,01 gibi giderek artan değerler elde edeceğiz. Buna ek olarak sol tarafta x'in giderek artan değerleri için y'nin 1'e yaklaşacağını da bildiğinize göre grafiğin neye benzeyeceği konusunda bazı fikirlerimiz oluşmaya başladı değil mi? Evet, grafiğin bu kısmı buna benzeyen, buna benzeyen bir şey olacak. Fonksiyon x'in çok ama çok küçük negatif değerleri için 1'e, x'in eksi 4'e yaklaşan değerleri için de sonsuza yaklaşacak. Yani çok ama çok büyük değerler alacak. x eşittir eksi 4 gibi x eşittir 4'ün de fonksiyonun tanımsız olduğu noktalardan biri olduğunu söylemiştik. Hemen çiziyorum. 1, 2, 3 ve 4 işte burada. x eşittir 4. İsterseniz şimdi de x 4'e pozitif taraftan yaklaştığında neler olacağını düşünelim. x 4'e pozitif yönden yaklaşıyor. Yani sağdan yaklaşıyor. Hadi bakalım. Bu sefer de x eşittir 4,1, 4,001 ya da 4,0001'i denememiz gerekiyor. Ve bu değerler yani x'in 4'e yaklaşan değerleri az önce denediğimiz değerlerle aynı. Yani bunlar negatif ama videonun başında da söylediğimiz gibi fonksiyon bu değerlerin karesini aldığı için elde ettiğimiz sonuçlar aynı olacak. Başka bir deyişle grafik simetrik olacak değil mi? Peki, x'in eksi 5'e ya da 5'e veya eksi 10'a ya da 10'a eşit olması aynı şey. Burada da aynı şey olacak. İsterseniz hesap makinesiyle de bunu deneyebilirsiniz. Evet, 4'e yaklaşan değerleri denediğinizde yine giderek artan değerlerle hatta buradakilerin aynılarıyla karşılaşacaksınız. O halde grafiğin bu kısmı da 4'e yaklaştıkça giderek artan değerler, x'in giderek artan değerleri içinde de 1'e yani buradaki yatay asimptota yaklaşan değerler elde edeceğimizden buna benzeyen bir şey olacak. Evet ve bu doğruya yatay asimtot dediğimiz gibi bu dikey doğrulara da x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4'e de dikey veya düşey asimtot adı verilir. Dikey veya düşey asimtot. Asimtotun fonksiyonun yaklaştığı ama asla değmediği doğrular olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra devam edelim ve grafiğin bu kısımda nasıl görüneceği hakkında konuşalım x 4'e negatif yönden yani soldan yaklaşırken ne oluyor acaba? Deneyelim mi? Negatif yönden dediğimiz için 3,9'un karesi bölü 3,9'un karesi eksi 16. Evet, eksi 19,25 oluyormuş. Peki ya x 3,99'a eşit olursa buraya bir 9 daha ekleyelim. Evet, x'in 4'e sol taraftan giderek yaklaşan değerleri için buraya da bir 9 koyalım. Daha da negatif bir sonuç elde ettik. Hadi bir tane daha deneyelim. Daha da negatif olacağını göreceğiz. Evet mesela 3,999. 4'e biraz daha yaklaştık gördünüz mü? Daha da negatif bir sonuç elde ettik. Aynı durum eksi 3,9, eksi 3,99 ve eksi 3,999 için de geçerli olacaktı. Neden? Çünkü az önce de söylediğim gibi negatif sayıların karelerini aldığımızda pozitiflerle aynı sonuçları elde edeceğiz de ondan. Eksi 1'in karesi 1'dir öyle değil mi? 3 3,9, 3,99 ve 3,999 gibi x'in 4'e yaklaşan değerlerinde fonksiyonun giderek negatifleşen değerler aldığını gördük. O halde fonksiyon eksi sonsuza yaklaşır diyebiliriz. Hemen çizeyim. Evet, bu taraftan yaklaşırken asimtota değmemem lazım. Giderek negatifleşen değerler elde edeceğimiz için grafik Buna benzeyen bir şey olacak. Sol taraftan yaklaşırken çok ama çok küçük değerler elde ediyorduk. Aynı durum eksi 4'e sağ taraftan yaklaştığımızda da geçerli olacak. Eksi 3,9, eksi 3,99 ya da eksi 3,999. Evet grafik bu şekilde aşağı yönelmiş olacak. Grafiğin neye benzeyeceği hakkında biraz fikir sahibi olduğumuza göre şimdi de birkaç noktayı göstermeyi deneyelim. En kolaylarından biriyle başlayalım. x eşittir 0. 0'ın karesi bölü 0'ın karesi eksi 16. 0 bölü eksi 16 0 ettiğine göre x 0 iken fonksiyonun değeri de 0 olacak. Yani 0,0 noktasının bu eğri üzerinde olması lazım. Başka noktaları da deneyebiliriz ama daha şimdiden eğrinin buna benzeyen bir şey olacağını söyleyebiliriz. Eğrinin bu arada tam olarak nasıl göründüğünü öğrenmek istiyorsanız birkaç nokta daha deneyebilirsiniz ama şeklin buna benzeyen bir şey olacağını söylemek az önce de dediğim gibi şu anda bile mümkün. Hesap makinesiyle birkaç deneme yaptık ve bu denemeleri fonksiyonun neden bu şekilde aşağı yöneldiğini görmemiz için yaptık ve hep birlikte gördüğümüz üzere bu şekil son derece mantıklı öyle değil mi? 4'e yaklaşan değerleri denediğimizde giderek azalan değerler elde ettik ve bu x ile 4 arasındaki fark ve bunun değeri azalmaya devam ettikçe bunu x kare bölü x artı 4 çarpı 1 bölü x eksi 4 olarak düşünürsek, bunun değeri azaldığında bu kesrin değeri çok ama çok büyük olur öyle değil mi? Bu yüzden de giderek artan değerler elde ederiz. Ve 4'e negatif ya da pozitif taraftan yaklaşmamıza bağlı olarak, yani bu çok küçük pozitif ya da çok küçük negatif bir sayı olduğunda değişen sadece işaret olacak. Ama büyüklük? Negatif yönden yaklaşırken çok büyük bir değer elde edeceğiz. Çünkü x ile 4'ün farkı bu tarafta negatif, öyle değil mi? 3,9 eksi 4 eksi 0,1 eder. Tersini alın, eksi 10. Gördüğünüz gibi negatif değerler elde ediyoruz ve tersini aldığımızda da daha da negatif değerlerle karşılaşıyoruz. İşin mantığını iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bu tarz ifadelerin grafiğini çizerken yapmanız gereken ilk şey ya yatay asimtotları belirlemektir. Yani x'in giderek artan ya da azalan yani süper pozitif ya da negatif değerleri için ne olduğunu bulmalısınız. Bunu hesap makinesiyle de yapabilirsiniz. Mesela 1 milyon ya da 1 milyarı denediğinizde ne olduğuna dair bir fikir sahibi olursunuz. Ama isterseniz x'in çok ama çok büyük değerleri için bu ifadeyi domine edecek terimler bunlar olacak diye de düşünebilirsiniz. Bu sabit bir sayı olduğu için çok da bir önemi olmayacak. Yani bahsi geçen sayılar 1 milyon ya da 1 milyar olduğunda eksi 16 ile kim ilgilenir ki öyle değil mi? Bu yüzden de x'in çok ama çok büyük değerleri için fonksiyonun x kare bölü x kare olacağını düşünebiliriz. Evet fonksiyonun değeri bu iki terim belirleyecek. 16'yı görmezden geleceğiz ve bu da 1'e eşit olacak. Az önce fonksiyona çok büyük değerler verdiğimizde de 1'e yakın değerler bulduğumuzu hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Bunun gibi yani payda ve paydada aynı dereceli terimlerin bulunduğu ifadelerde bu terimlerin kat sayısına bakabilirsiniz. Mesela buradaki kat sayılar 1 ve 1 olduğu için yatay asimptot 1 bölü 1'den 1 olacak öyle değil mi? Fonksiyon eğer 2x kare bölü x kare eksi 16 olsaydı yatay asimtot y eşittir 2 de olacaktı. Eksi 2 olsaydı da eksi 2. Evet pay ve payda da aynı dereceli terimler olduğunda yatay asimtotu bu şekilde bulabilirsiniz anlaştık mı? Eğer paydanın derecesi daha büyük olsaydı, paydanın değeri payın değerinden daha hızlı büyüyeceği için asimtot y eşittir 0 da olurdu. Bununla ilgili bir örnek de yapacağım ve eğer payın derecesi daha büyük olursa da payın değeri paydanın değerinden daha hızlı büyüyeceği için asimtot olmayacak ve fonksiyon büyümeye devam edecekti. Bu gördüğümüz tüm polinomlar için geçerlidir. Hepsinin paydasının bir olduğunu düşünürsek yatay asimtotları yoktur öyle değil mi? Düşey asimtot için paydayı çarpanlarına ayırıp paydayı sıfır yani fonksiyonu tanımsız yapan değerleri bulmalısınız. İleride düşey asimtotların olmadığı bazı özel durumlarda göreceğiz ama isterseniz şimdiden size bir örnek vereyim. Ya da vermeyeyim. Bu konuyu sonraki videolara saklamak istiyorum. Genel olarak paydayı çarpanlarına ayırdıktan sonra paydaki terimlerle sadeleştirme yapmadığınız durumlarda düşey bir asimtotla karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Mesela burada eğer paydada bir x eksi 4 olsaydı, yani eğer pay x² x² x kare çarpı x eksi 4 olsaydı, bu ikisi birbirini götürecek ve x kare bölü x artı 4 elde edecektik. Bu durumda fonksiyon x eşittir 4 de payda 0 olacağı için yine tanımsız olurdu. Ama x eksi 4'ler birbirini götürdüğü için bu artık düşey bir asimtot olmazdı. Dediğim gibi bunu ileriki videolarda göreceğiz. Nasılsa şu an elimizdeki fonksiyon böyle bir fonksiyon değil. Düşey asimtotlar için ne yapmamız gerektiğini bir kere daha tekrarlayayım. Paydayı çarpanlarına ayırın, paydayı sıfır yapan değerleri bulun ve eğer paydaki terimlerle sadeleştirme yapmıyorsanız bu değerler düşey asimtotlarınızdır. Ve sonra yani fonksiyonun asimtotlar arasındaki davranışı içinde bazı noktaları deneyebilirsiniz. Bir x değerini seçin ve buna karşılık gelen y değerini bulun. Evet bunu söylemeye çalışıyorum. Son olarak burada yaptıklarımızı doğrulamak ve doğru grafiği görmek için gelin rasyonel fonksiyonumuzun grafiğini bir de hesap makinesi ile çizelim. Hesap makinemi açayım ve evet çizelim. y eşittir x kare bölü x kare eksi 16. Ta 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 tam bakalım ne göreceğiz grafiğini çizmek istiyorum. bir saniye bir saniye aralıkta belirlemem lazım tabi x'in en küçük değeri. Hmm. Eksi 10, evet en büyük değeri de 10 olsun. Ölçek 1 olacak. En küçük y eksi 10, en büyük y de 10 olsun. Ölçek yine 1. Şimdi hazırız. Evet, işte bu. Gördünüz mü? Aynen burada çizdiğimiz gibi asimtotumuz var. Yani x'in giderek büyüyen ve giderek küçülen değerleri için fonksiyon 1'e yaklaşıyor. Bunlar da düşey asimtotlar. Ben noktaları birleştirmeye çalışmıştım ama e, bu arada hesap makinesi asimtotları da çizdi. Ama bunların grafiğin bir parçası olmadığını siz biliyorsunuz. Evet, 4'e soldan yaklaşırken çok ama çok negatif değerler elde ediyoruz. Eksi 4'e sağdan yaklaşırken de öyle. Neden? Çünkü iki durumda da 4'e yaklaşırken bu terim, eksi 4'e bu taraftan yaklaşırken de bu terim pozitif ama diğeri negatif olacak. Negatif çarpı negatif de pozitif eder. Evet, bununla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İki durumda da eksi sonsuza yaklaşıyor olacağız ve x sonsuza giderken de buradaki asimtota yaklaşacağız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur.